Günaydın Ferit ailesi. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Bugün çok güzel bir gün uyandım. Ha? Ne olmuş evime? Allah Allah. Rüya mı görüyorum acaba? Bu rüyalardan bıktım usandım artık çok kötü rüyalar görmeye başladım. Arkadaşlar cidden soruyorum evime ne oldu benim? Ya da bana ne oldu? Benim niye iki kalbim var? Ha? Ne olmuş? Oha bu ne? Harbiden başlarım böyle işe. Ne yaptın bana Tarık? <laughs> çalıştı. Ne çalıştı oğlum? Ne yaptın evime ya? Şu hale bak. Birader küçük ekseni bir çalıştı diyorum. Çalıştı. Yaşasın. Tarık denelerini benim üzerine mi deniyorsun? Ha? Kobaysın sen oğlum. Vallahi şimdi polis arıyorum Tarık bak. Çabuk beni eskalime geri döndüm. Çabuk. Tamam tamam dur vallahi 155 ararım. Vallahi billahi ararım. Şuna bak Tarık ya. Ne yapmışsın evime? Bana ne olmuş? Lan karınca olmuşum. Şuna bakın. <laughs> tamam birader dur yerinde. Eski haline geri döndüreceğim seni. Evine dön. Tamam Tarık. Beni eski geri döndürmezsen sonuçları çok kötü olur biliyorsun bunu. Tamam mı? Tamam be tamam al döndürüyorum. Lan Tarık ya. Ne kadar saçma bir insansın. Boş işler müdürü Tarık. Boş boş işlerle uğraşıyorsun. Hadi beni eski geri döndür yoksa sonuçları çok kötü olacak. Ha şöyle ya. Of arkadaşlar çok korkmuştum. Şuna bak yatağım bozulmuş. Yatağım kaybolmuş. Ulan Tarık ya. Bekle ben sana göstereceğim şimdi. Ay şimdi bu kafayı bu çapayı bu kafana geçireyim mi şimdi? Eee özür dilerim yapma. Akıllı olacaksın. Ne oldu şimdi? Bu elindeki ne öyle Tarık? Küçültme eksini Versene bir. Harbiden küçültebiliyor musun? He. istediğin her şeyi küçültebiliyorsun. Öyle mi ya? Dur bir deneyim bakalım. Al bakalım Tarık. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Birazcık böyle takıl Tarık. Çocuğum gibi olursun hemde de. Ya hayır ya ben eski halime geri dönmek istiyorum. Yok öyle bir şey Tarık. Sen artık benim kardeşimsin çocuğumsun. Hadi gel. Nereye götüreyim seni? Bırak beni. Hayır bırakmam. Nereye gitmek istiyorsun? Oo Tarık Bey makine yapmış bakıyorum da. Tarık bu makine senin mi? He benim. Dur seni bırakayım da bari. Heh. Bu makineyi sen mi yaptın şimdi? Ne benziyor? Dur. kaçma gel buraya çabuk gel Bocam hayır bırak beni Lan gel buraya Lan yok olurum yok olurum valla Tarık bak beni koşturma bak gözünü seveyim valla yakalarsam kötü olur he Yakalayamazsın Lan gel buraya Aha böyle yakalarım seni Tarık Ya bırak beni Hayır bırakmayacağım Tarık bu makineye bak arkadaşlar üstüne bir de Tarık yazmış kendi ismini yazmış bir de utanmadan Ne işe yarıyor bu makine Tarık? Beni büyütürsen söylerim Tamam Tarık nasıl büyüteceğim seni? Makineye sok beni ve düğmeye bas Düğmeye basayım? Tamam Tarık Açtım makineyi Şimdi bunun içine mi gireceksin? He, kapat kapıyı. Tamam Tarık bak sakın kaçma kötü olur sonuçları he. Tamam tamam düğmeye bas. Tamam düğmeye basıyorum. Ha ne oldu şimdi? Aç kapıyı bak. Bakayım. Aa eski geri döndüm bu nasıl oldu? Bu makine senin boyutunu değiştirmene yarıyor. Boyut değiştirici mi? Aa kapı kapandı. Merak etme geri açılıyor. <laughs> Tamam dur açalım geri. Gel Tarık o zaman dışarı ben bir şey deneyeceğim. Tamam geliyorum. Dur bakayım şu sandıkta ne varmış. Bakalım. Aa kızıl tanış, elmas kılıcı. Mesela Tarık bu elmas kılıcı büyütebilir miyim? Tabii büyütebilirsin. Gel deneyelim o zaman. Attım elmas kılıcı. Değil mi böyle atıyoruz. Tam ortasına atayım hatta daha çok büyüsün. Tamam şimdi butona bas. Tamam butona basıyorum. Hop şimdi büyümüş müdür? Büyüdü. Bakalım. Oha! Elmas kılıcım boyutuna bak. Tarık. He, artık daha büyük bir elmas kılıcım var. Şuna bakın tanesi. <laughs> Bu bildiğiniz boyut değiştirici makinesi. Aynen öyle kardeşim. Niye kendi adını yazıyorsun Tarık? Böyle muhteşem bir makineye kendi adımı yazmaksam kötü olur. Hee anladım Tarık. Boş işler müdürlüğünü kanıtlıyorsun yani. Döverim seni he. Tarık ben yediremedim ben bunları kıracağım. Niye adımı kırıyorsun ha Bu makine artık çünkü benim. <laughs> Saçmalamayı kes. Tamam Tarık o zaman ben küçülmek istiyorum. Ya da buraya içine bir ev yapsak. Evi küçültebilir miyiz? Her şeyi her şeyi. Her şeyi mi? Tamam o zaman Tarık bekle. Hemen buranın içine ev yapacağım. Bekle. Gerçekten ev mi yapacaksın? Evet Tarık o kadar malzemelerimi aldım. Yapacağım yani. <laughs> Hadi bakalım bir ortası bu olacak evin. Hadi bakalım kolay gelsin birader. Sağ ol Tarık. Şöyle arkadaşlar bir ev yapacağım. Tarık şimdi bu evi küçülteceğine inanıyor. Bence küçültemez Ferit ailesi. Bakalım şöyle bir ev yapalım. Cam koyduk buraya. Aynı yeri de buraya yapacağım. Şunu kıralım. Yanlış oldu bu blok. Şunu, şunu, şunu. şunu. Bak şu bloğu yine yanlış koydum ya. Balta mı olsa keşke. Şuraya bir odun. Daha sonra şöyle kapatalım. Kabısını koyalım. Üstünü de şöyle kapattık mı? Tamamdır Ferit Dalesi. Evimiz oldu. Hadi tane küçültebilirsin. Sen de küçülmek istiyor musun? Ee, neden olmasın? ben de küçült. Tamam sen istedin. Hadi bakalım Ferit tanesi küçülecekmişiz. Çok merak ediyorum acaba ne olacak? Yaptığım bir acaba nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. 3, 2, 1. Hadi bismillah. Tarık güçten geriye saydı. Aha küçüldüm. Evine bak evine ne olmuş? Aa evim benim güzel evim. Ne oldu sana canım evim? Çok küçülmüş bilader. Bu kadar küçüleceğini zannetmiyordum ben. <laughs> Pardon Tarık ben bu kadar küçüleceğini beklemiyordum. Şuna bakın arkadaşlar küçücük oldu. En küçük halde şu anda evimiz. Baksanıza ben bile zor sığıyorum. Şimdi bunu ne yapalım arkadaşlar? Biraz daha büyütelim. Mesela ne yapabiliriz? Garaj Yanına. Aynen garaj yapacağım arkadaşlar şöyle. Dur yanlış oldu. Hop hop hop. Garajda da bir tane arabamız olsun değil mi Tarık? E tabii kardeşim. O oh, Allah'ın emri. Şöyle şöyle yaptık. Tamamdır Ferit dairesi. Şimdi buraya ufak bir araba yapacağım arkadaşlar. Bunlar tekerleri. Şöyle arabamızı oluşturalım. Ona göre ufak bir araba lan öyle oyuncak araba gibi bekliyordun Tarık? Ne olsun kocaman araba mı yapayım buraya? E tabi doğru yani oyuncak araba gibi olacak. Şöyle 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 şöyle. Arabamız da hazır. Niye bu kadar uğraştın ki? Niye uğraşmayayım Tarık? Al bak ben sana vereyim. Al bak oyuncak araba. Aa oyuncak araba lan. Bunu koysak? Koyalım arkadaşlar. Aa şuna bakın Ferit Tanesi. Araba mı oldu? Yaşasın. Büyüteyim mi şimdi? Tamam Tarık şimdi büyütsene. Bakalım nasıl olacak acaba? Bu araba büyüdüğünde ya da bu araba büyüdüğünde ne olacak? Çok merak ediyorum. Tamam birader dur büyütüyorum. Aha büyüdük arkadaşlar. Ne oldu? Oha ne olmuş lan? Neredeyse sığmıyormuş arkadaşlar şuna bakın. Yaptığım araba böyle bir arabaya dönüşmüş. Bir arabanın büyük hali yaptığım çizdiğim arabanın. Üste ne arkadaşlar? Üstteki araba bayağı pahalı bir arabaya benziyor. Aa bu Tarık'ın verdi oyuncak araba. Yer kalmayınca buraya taşmış. <laughs> Oha arkadaşlar bildiğiniz çok lüks bir arabaya benziyor bu. Şuna bakın. İçi çok güzel. Dur bakalım şunu aldım. Nasıl oldu? Tarık baksana senin verdiğin oyuncak araba böyle oldu. Oha bu ne? Bilmem. Bayağı pahalı bir arabaya benziyor. Şuna bakın arkadaşlar. Aa markası Porsche. Porsche mu? Vallahi bu çıktı Tarık. Büyütücü bu araba çıktı. Sürebiliyor muyuz acaba? Sürülür canım niye sürülmesin? İşi çok güzel arkadaşlar çok beğendim. Bu araba benim Tarık. Yok canım benim o araba. Hayır Tarık benim. Tamam be saçmalama herkes. Bu sandığın içine ne vardı Tarık? Baktın ya. Elmas kılıcı buradan almıştın değil mi? Aa. Küçülme büyüme eksileri doğru ya. Şimdi bak Tarık izle bak ne yapıyorum. Ne yapacaksın? Bak şimdi hop. Böylesi daha iyi Tarık. Bak küçük araba oldu. Niye yaptın böyle bir şey? İsraf. <laughs> Niye israf olsun Tarık? Şimdi benim aklımda çok güzel bir fikir var Tarık. Dinle beni bak. Ne yapacaksın? Bak şimdi. Bu büyüme iksirlerini ee? köylülere atacağım. Hadi oradan sakın öyle bir şey yapma. Ne olur ki Tarık? Ne olur ki Emfkedi? Köylüler çok büyük olur. Ne olacak? Dur yapma. Yapacağım. Alın bakalım. Selamünaleyküm. Al bu sana. Bu da sana. Sen de istiyorsun herhalde. Al. Al sen de istiyorsun herhalde. Duyduğum kadarıyla. Al bakalım. Ne yaptın sen şimdi? şimdi? Tarık ne yapmayayım? Bu ne oğlum böyle? Ha, ne yapıyorsun? <laughs> Tarık sen salak mısın? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum zıplıyor böyle kendi kendime. Bakın arkadaşlar köydeki herkes çok büyük oldu. <laughs> ne oldu bana? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Az sonra geçer, korkma. Bana bu köye polisler gelse hiçbir şey söyleyemeyiz şimdi ha. Aman çok takma Tarık ne söyleriz? Deriz ki içme suyuna zehir karışmış deriz. İçme suyuna içince böyle bu hale geldiler deriz. Ha, inandılar ha. İnanırlar Tarık ya. Şimdi arkadaşlar küçülme iksirinde. Ne yapacağım küçülme iksirinde biliyor musun Tarık? Ne yapacak? Onu da evlere atacağım. Yok sakın öyle bir şey yapma bak sakın. Tarık ne olacak? Bunu atacağım bir tane. Bir tane de şunu atacağım. Başka neye atayım? Başka neye atayım? Ama kardeşim başka bir şey atma. Deniyorum Tarık ya. Bir de şunu atacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Tarık e attığım evlere bak. Şuna bak Tarık küçücük olmuş. Aferin sonra bir daha Kim bilir kimin evi. Kimin evi olursa olsun Tarık. Allah Allah bana ne. Baksanıza arkadaşlar küçücük ev oldu. Ben bir de kuleye bakmak istiyorum. Kuleyi merak ettim. Oha. Arkadaşlar kuleye bakın. O da böyle küçücük bir kule olmuş. Ah bilader ah ne yapıyorsun ya? Tarık bak köylüler çok büyük ama evler çok küçük. Çok garip değil mi? Evet baya garip kardeşim. Aferin sana. Bak bu da az önce attığım iksir attığım ev. Bu da baya küçülmüş arkadaşlar. Tarık şimdi sana ben bir şey göstereceğim. Bekle burada tamam mı? Evime gitmem gerekiyor. Ne göstereceğim? Gösterdiğim zaman görürsün. Bekle diyorum sana. Tamam bekliyorum göster. Tamam Tarık bekle. Şimdi arkadaşlar gizli geçtimden şunu alacağım. Şu an elimde görmüş olduğunuz şey de arkadaşlar aslında küçülme aleti. Ama bu içine hapsediyor. Diyor. Az sonra göstereceğim şimdi size. Tarık. Efendim belalar. Bak şimdi. Ne yapacağız? Tarık görürsün. Bak. He. Uzaklaşalım. Oğlum bak kötü bir şey olmasın. Yok Tarık olmaz. Lan ne oluyor? Bekle bekle. He aferin. Oh bak. <laughs> hem küçüldü hem de hapsoldu. Kurtar beni. Durun arkadaşlar merak ettim bakalım ne olmuş Tarık acaba. Bunu sana öğreteceğim. Öğretirsin Tarık aynen. <laughs> bakın arkadaşlar Tarık şu an içinde. Çıkalım şuradan. Şöyle koyalım Tarık. Merhaba Tarık. Hı, bunu sana ağır edeceğim. Göreceksin. Ne haber Tarık? Hayat nasıl gidiyor orada? Kötü. Nefes alamıyorum. Ben de olsam ben de alamazdım yerinde nefes. Gel seni birazcık gezdireyim. Bak burada senin makinen var. Çok komik birader. Ha, ha, ha. Çok komik. Aynısını sen de bana yapmıştın. Ama benimki komikti. Bu bu kadar komik değil. Komiklik derecesini sen mi belirliyorsun? Arkadaşlar sizce benim yaptığım şaka mı daha komikti yoksa Tarık'ın yaptığı şaka mı? Yorumlarda yazın. Hadi hadi çıkart beni buradan. Tamam çıkartacağım Tarık. Her neyse Ferit Tarihsi bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sağda ve solda arkadaşlar iki tane video var şu anda. İki videoda lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bunları yapın. Sağda ve solda iki tane video var. Onları lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay Ferit Tarihsi.